Türkan'ı alayım lütfen. Torununu verir misin? Hadi verdim abla. Türkan. Şimdi yıllarca, 10 yıl boyunca her ikisi de Mustafa diyor ki ben diyor akrabalarıma, ya Türkan bilmez diyor. Türkan sadece bir seyirci gibi yorum yapıyor diyor. Türkan seyirci gibi yorum yapmıyor. Şükür'ün kuzeni gibi konuşuyor. Ben böyle bir kelime kullanmadım. O dedi. O dedi. Ama ya, sen de dedin ki onlar bilmez dedin. Ben yakın çevreme... Ben açık ben ne söylüyorum? O da dedi. Benim sülalemden bir tane şahıs bilsin, biliyorsa çıksın. Mustafa bana böyle böyle dedi. Beyaz kızının kayıp olduğundan, şundan bundan haberim var desin. Türkan, sen sözünü esirgemeyen çok mert bir insansın. Teşekkür ederim. Çocuğu kim öldürdü? Kaybolduğunu bilmiyoruz, doğru. Doğru, efendim? Kaybolduğunu bilmiyoruz. Dediler ki zorunda kaldık dediler. Niye zorunda kalmışlar? Niye gelin ettik diye demek zorunda kaldılar. Kaçtı deselerdi, kocaya kaçtı deselerdi madem. Niye gelin ettik dediler? Benden böyle kelime duydun mu? Arkasını aramayalım değil mi? Az önce demedin mi sen? Benden daha demin böyle demedin bir ya öyle demek zorunda kaldık diye. Benden böyle bir az kelime önce kullandın demedin ya. Mi amca? Ben böyle bir kelime kullandım mı? Ben de gittim amca bu kız nerede diye böyle böyle az laf duydun mu? Az önce demedin mi? Sordun mu bana? Ya sorsaydım ne diyecektin? Sorsaydım sana ne diyecektin? Çok sana merak ettim. Sana ne diyeceğim ben? Söyle. Amca kuzenim nerede? Amca Şükür nerede? Nerede söyle söyle nerede? Hadi, ben köye söyle. Geldiğim zaman kulağına diye soruyorum, vereceğim. Soruyorum bak şimdi soruyorum. Ben sana köye geldiğim zaman kulağına diye vereceğim ben sana. Doğru sen kulaklara fısıldamayı iyi bilirsin amca. He. Sen iyi bilirsin. Ben sana köye geldiğim zaman yanıma gelirsin. Amca bu kız nerede diye sorarsın ben diyebilirim sana. Tabii buyur gel. Buyur gel. Tamam. Buyur gel bekliyorum. Bugün gel. Ya, özür dilerim. Özür dilerim ama. Ayımın altında köydeyim rahat ol sen. Yani çok özür dilerim. Kulaklara fısıldamayı iyi bilirsin demek ne demek? Ne demek Şükür Türkan? O kendisi biliyor söylediği yalanları. O söylediği yalanları bilir. Neyi ima ediyorsun? O söylediği yalanları bilir Didem Hanım. Bir suç işlediyse, bir şey yaptıysa üstünü kapatmasında dakikasında bilir yani. Dakikasında uydurur yalanı. Hiç yani şüphelenmezsiniz bile. Daha önce peki ne oldu da amcan üstünü kapattı? Ya daha önce ben ne olduğunu bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla amcam yalancının teki. Yengem de aynı şekilde. İkisi de hatta benim söylediklerimi de yalanlıyorlar. Dedemin söylediklerimi de yalanlıyorlar ama bütün köyde biliyor. Neyi biliyor? Yalanlasınlar bakalım. Neyi biliyor? Bütün köyün bildiği. Ya her şey koyun meselesi olsun, para meselesi olsun, çocuklara bakma meselesi olsun. Bütün köyü biliyor ya. Sözünü geçiremeyenlere böyle laf geçiyor. Zaten siz gibi bir insanlar vermiş benim başıma. Fatma ile niye Türkan konuşuyor? Fatma ile niye kızıyorsun ki? Ama elinizden gelen aklınıza koymayın. Ama Türkan Ali'yle de konuşuyor. Türkan, yani Fatma tamam. Ali'yle de konuşuyor. Elinizden gelen aklınıza koymayın. İstediğiniz adamı çıkarın. Devamlı her gün bunu çıkarın yayına. Bakalım ne kadar çıkaracaksınız. Fatma'nın Ali'yle de ayın konuşuyor. Ayın 16'sından sonra burada kralınız tutamaz beni. Ne var 16'sında? İstediğiniz zaman çıkarın onu burada. Ne oldu 16'sında ne oldu? Ayın 16'sında görüşeceğiz. Ne oldu? Şey bilet mi aldın dışarı ülkeye? Niye alsın ki? Var, dış ülkeye bilet mi aldın? İstediğiniz adamı çıkarın. İstediğiniz adamı çıkar. Bu şu anda benim babasının intikamı almaya çalışıyor. Alsın bakalım. Şunu söylüyor Türkan. Ben bunu açık sorayım. Yani sen bunu söylerken babanın intikamını mı almaya çalışıyorsun? Çünkü aynı şeyi şey de söylüyor. Fatma'ya da söylüyor. Fatma benden intikam almak istediği benim için. Benim sülalemden var ya ne yiyenlerim ne biz sülalemden bir tane adam beni sevmez. Ben çok aksi adamım. Tam neden olabilir acaba amca? Neden aksisin doğru peki? Doğru olduğum için. Neden? Haksızlığı tahmin etmediğim için. Tamam mı? Yalancı olduğun için. Haksızlığa mı? Yalancı olduğun için. İkiniz için de hem karısı için hem de senin için ben önce seni sorayım. Benden intikam almaya çalışıyor diyor. Sen babanın intikamını mı almaya çalışıyorsun? O babam denen amcandan. De bak elimi sallayayım. O babam denen de onu iyi orada konuşturuyor. Oğlunu iyi kötülettiriyor. Tamam o babam denen de iyi kötülettiriyor onu. Ona da yazıklar olsun buradan. Amca. Tamam mı? Amca. Bu batıya karşıma çıkmışsın. Vallahi.
Bu sözü daha önce de duyduk. Didem Hanım, bu sözü daha önce de duyduk. Kendisinden gelmesin. Gerek yok, ben kaldırırım dedim cenazesini. Kaldırın. Onun gibi oğula ihtiyacı yok dedim. İyi, böyle gurur duyuyor musunuz Didem Hanım, böyle konuştuklarından? İyi, gurur duyuyor musunuz böyle? Niye gurur duyayım ben? Hepinizi dinliyorum ya. Ha? Neyi dinliyorum sen? Fatma'ya gelirken güzel de sana eleştirince mi kötü? Nasıl? Yine ne oldu? Amca nereye kadar? Amca çocuğun nerede olduğunu söyle de öyle git. Bak bir daha uğraştırma bizi. Didem Hanım kapatın, gülmeden başka bir şey yok. Gülüyor. Şunu söylüyor, diyor ki şunu söylüyor. Ne oldu yenge ya? Bir dakika. Yenge sen amcamı mı korudun, bana mı öyle geldi? Didem Hanım gülüyorum. Hiç kimse... Sen amcamı korudun değil mi şu anda bana karşı? Kimsenin... Korudu değil mi şu anda? Hayır. Bence haklı. Korudu değil mi? Hayır, ben korumamam. Sen amcamı korudun değil mi şu anda? Sadece sıkıştığı için kaçıyorum. Sıkıştığı için kaçıyor. Sıkıştığı ama için sen korudun şu anda amcamı. Ama kapatın haklı dedin, sen amcamı korudun şu anda. Ben sana bir şey demedim. Yok. Sadece... Duyuyor musun bak ne diyor? Boş Fatma konuşuyor Didem Hanım. Boş konuşuyor. Boş konuşuyor. Da, boş konuşuyor. Boş intikam lafı boş da... Konuşuyor. Ay, bu intikam lafı da amcama ait, sana değil. Siz laf birlemişsiniz orada. Sen amcam ben ne dersin, sen benim arkasından gidiyorsun sen de. Hı? Ben düşmüşüm zaten cehennemin ortasına. Düşmeseydin yenge. Bunun bu senin tercihin. Onun gözüne bakabilirsin. Hadi onu bakamıyorsun da. Yok, Türkiye'nin gözüne bakabilirsin. Kimsenin bakmayacağım. Bu saatten sonra hiç kimsenin bakmayacağım. Ya gözüme bakacak yüzü var mı onun be? Bir sorsanız abi. Söylediği yalanlardan sonra. Benim çektiğimi köylü bakacak, biliyor. Bakacak benim yüzüm köylü yok biliyor, mu? Değil mi? Köylüye sorum. Bak, ne bak, çektin ya? Didem Hanım, ben köylüye sorum. Ben şey çektim, görmedim. Didem Hanım, köylüye sorum. Sen çık bir yere nasıl yetkisiyorsun, köylüye sorum. Ya soruyorum, soracağım, sormaya devam neden edeceğim. Neden çıkamıyorsunuz köylüden birini? Ya herkesi çıkartıyoruz, yavaş yavaş çıkıyor. Mevlüt de çıktı, bak. Benim köylü çekim, benim çekim biliyor. Bak bir şey söyleyeceğim, madem katil Mustafa ve sen bu Mustafa'nın katil olduğunu ben düşünüyorsun. Mustafa, senin normalde, şey senin normalde Türkan'la işbirliği yapman gerekirken Türkan'ı eleştiriyorsun. Yok, neden? Ben kimseyle neden? İşbirliği tutmadım. Neden? Ya, neden? 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 Korumadı mı? Dedim ben bak. Bak bir şey... Hiçbir yere gitmeyeceğim. Amacınız o zaten. Amacınız o zaten. Sizin oradan kaçmak, kaçmak. Sizin amacınız o zaten. Ben beni burada bahane edeceksiniz. Bence küfürle Fatma'nın... küfürle sinirlendin de kaçıp başka gideceksiniz. Sen Türkan, de kaç. Türkan, kaç sen de kaç. Türkan bana şunu söyler misin? Bana şunu söyler misin? Sen babanın intikamını buyurun mı alıyorsun? Bir zaman başka bir yoksa, şey yok. Yoksa bir dakika dur. Ama sorumu sorayım. O da yanasını ya dinle. Hayır, hayır, hayır. Yoksa çünkü dedim ben bana aynısını söyledi. Tam aynısını söyledi. Ne dedi sana? Yani senden yana olacağım ama orada dedi ikinizi de kararlayacağım dedi. Ha senden yana olacağım. İkiniz önceden konuştuğunuzu söylüyor Türkan. Şimdi orada karşıya değiştiriyor. Geç, ben gözünüze bakayım şey seninle. Karşıya geç. Karşıya söyledi. Geç. Ben böyle bir şey söylemedim. Yani şunu şu anlama geliyor. Yani yengenin suçsuz olduğuna inanıyormuşsun. Amcanın... Aynen devam. Amcanın doğru mu? Öyle söyledi. Amcanın, ben arayıp öyle söyledi. Sizce doğru mu? Buradan öyle mi görünüyor? Buradan öyle mi görünüyor? Ben sadece onu aradım. Dedim ki, gibi şey git dedim kıvırıyor. Çocukların boşuna git dedim. Çocukların başına git dedim. Çocuklarına sahip çık dedim. Evine yerine sahip çık dedim ben ona. Demedin mi yenge? Evladı, o kadına yedirme dedi. Didesin, sen ne yaptın? Didesinden yanına konuşur dedi. Küstüm. Evladını korur dedi. Yalan söylüyor dedim hanım. Sadece ki... Emisi gibi kir oldu oynuyor dedim hanım. Ben kesmesini istiyorum. Bir dakika. Susar mısın? Şu an bilgi geldi de. Nerede Mustafa arkadaşlar? Arabaya binip sevgilisinin yanına gitmiş. Kesin. Bu arada sevgilisinin anca torunları orada. Anca onu bilir orada zaten. Sevgilisi kızından daha önemli onun. Onun sevgilisi kızından daha önemli. Onu da gittiği ilk hafta nereden buldu bilmiyorum. Demek ki önceden varmış amcamın. İki günde sevgili mi yapılır ya orada? Türkan bana açık ve net bir şekilde söyler onun misin? Onun da önceden varmış demek ki. Bana açık ve net bir şekilde söyler misin? Birazdan dedenle de konuşacağım. İki günde sevgiliyi nereden bulmuş amcam? Tamam bak bir şey söyleyeceğim. Varmış demek ki. Tamam sen yürekli bir kızsın. Bütün bu mücadeleyi bu kadar hem yengenin üzerine yürüyorsun hem amcanın üzerine yürüyorsun. Bu bütün bu mücadeleyi Şükür Türkan için, kuzenin için mi veriyorsun? Yoksa eskilerin intikamını mı alıyorsun her ikisinden de? Hangisi? Bana açık ve net söyle. Ya Didem Hanım,
Bir tarla satıldıysa babama, geriye daha iki tane, üç tane tarla, üç tane, dört tane de bahçe var. Verir birini dedem ona, olur evet. biter. Ama o satıp yiyecek diye, satıp yiyecek diye vermiyor dedem. Tamam, bunun intikamla alakası yok. Bunu yengem de iyi biliyor. Önce bir şey dedenle konuşayım, sonra evine ev. Bir dakika, bir su içsen ama oruçlusun ya. Bir saniye. Bir dakika, söyle, tamam. Tarlanın tekine ev yapacaklardı. Taş yıktılar. Yengem iyi biliyor. Bağın orası. Sonra taş yıktıktan sonra gitmiş amcam kahvede orada burada satacağım ben bunu diye konuşmuş. Sonra dedem ondan da vazgeçti. Verecekti onu oraya. O tar babama satılan tarlayla eş değerde. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Ama senin derdin tarla varla mı? Şükür evet. mü? Başka bir şey dedi dedem. Değil ya, ben ne yapayım tarlayı ya? Hayır, diyor ki benim bunları anlatıyorum ama diyor. Şu anda ben... amcamı koruyorsun yenge. Ben kimseyi öyle korumuyorum. Neden koruduğunu düşünüyorsun? Asim Bey de böyle. Çünkü o ne derse o da arkasından onaylıyor. Hiç onaylamıyorum. Ne onaylamadığınız zaman size soruyorum. Ya az önce mesela Şükür'den pardon. Az önce korumadın mı mesela? Bir dakika ben anlatayım. Bir dakika ben Fatma'ya anlatayım. Bak Fatma, az önce şimdi iki amca yeğen kavga ediyor, tamam mı? Aynı şekilde sana üzerine geldiğinde Mustafa seni korumadı. Bekledi. Dinle beni. Bak. Ama sonrasında amca yeğen konuşuyor ve diyor ki nerede bu çocuk? Sen söyleyeyim. Benim çocuklarıma bakmadılar. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim bak köyde sorabilirsin. Benim çocuklarıma hiçbirine bakmadı. Ya tamam tamam. Onlar hepsine tamam. Ya, benim ya, çocuklarım tamam. çektiğini sadece bunlar ya, yüzünden tamam. çekti benim çocuklarım. Tamam. Ya Şükür öldürülmüş ya. Benim çocuğum onların yüzünden kaçtı. Tamam. Bize sahip çıkan çocukların varsa da olacağız şimdi. Ya, önceden sahip çıkmadılar. Ya, bu kadar çok konuşacaklarına. Susmuş. Diyor ki bak Türkan. Bir de ben daha da kışladım. Daha da ne için kışladım? Çocuklarım neden çekti ya yoksulluğu? Zamanında... Ya herkes yaşıyor daha da, onu bir geçsen yenge. Hayır, öyle değil. Herkes yaşıyor daha da, biz de yaşadık. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen daha da o kadar fazla yaşamamışsın. Türkan diyor ki bu kadar diyor. Hayır ben şeyde... de yaşadım. Ben de yaşadım. Benim annem de yaşadı. Benim annem niye çocuğu kayıp değil? Benim annem de dağda süründü. Babaannem de süründü. Hayır, bir süründü köylünün hepsi. Türkan beni dinler ne misin? Ya? Türkan beni dinler misin? Fatma şunu söylüyor. Buyurun. Diyor ki bu kadar çok o zaman da Şükür hayattayken de bu kadar seslerini çıkarsalardı, bu kadar bağırsalardı bize, o zaman da bu kadar kuzenlerine sahip çıksalardı, kuzenleri hayatta olurdu. Kaybolmazdı demek istiyor. Anladın mı tatlım? Bunu söylüyor yengen. Sen yengeni anlamadın. Doğru mu anladım ben? Ben daha önce de söyledim. Yengemle amcam bayramda bile göndermedi çocukları buraya el öpmeye. Ben şahidim. Evet, dedelerine mi göndermediniz? Ben şahidim ya. Çocuklarıma sorabilirsiniz. Evet. Yani küsüz diye. Sorsunlar. Tamam bir bekle. Türkan bekle. Şunu söylüyor. Diyor ki tamam diyor. Yani ama Mustafa küs olduğu için mi çocukları göndermediniz? Hayır, hiç de seslenmezdi. Bak kendi burada değil, hiç seslenmezdi. Yani ben kendileri giderdi çocuklarım. Ama biz 5 dakikanın içinde geri gelirlerdi çocuklarım. Hiç durmazlardı. Ha, Şükür de 5 dakika içinde geri gelirdi. 5 dakika geri gelirdi. Çünkü ananız yanına gidin diye diyorlardı. Ha, kovuyorlar mıydı çocukları? Dururlardı. Bu geldi yaz boyu gelirdi yatırırdı. Benim çocuklarım hiç yatmadı. Köylüye sorabilirsiniz. Ben burada yalan konuşuyorum. Deden torun ayırmış. Türkan onu söylüyor. Bu kadar şu torun ayırmasaydı. Yani köylüye sorabilirsiniz. Yani Türkan'a gösterdiği sevgiyi Şükür Türkan'a da gösterseydi çocuk belki de bütün sırrını size verecekti. Yani annesi mi bir şey yapıyor, babası mı bir şey yapıyor? Aynen. Size anlatacaktı ve çocuk da öldürülmeyecekti. Onu söylemeye çalışıyor. Türkan'cığım. Yani köylüye sorabilirsiniz. Ben ne desem yalan konuşurum ama...